Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere ciğer yapacağım. Biliyorum birçok insan sakatat sevmiyor. Fakat ben kendim için bu tarifi yapmak istedim. Birçok diğer tarifi vardı. Bana rahmetli babaannem soğanlı sote şeklinde olanı çok yapardı. Ben de sizlere daha farklı ve daha pratik ve çok daha severek yiyeceğiniz bir tarif yapacağım. Çok az malzeme gerekiyor bunun için. Malzemelerimiz sayarak başlayalım o zaman tarifimize. Dediğim gibi çok az malzeme gerekiyordu. Malzeme listesinde yaklaşık 300 gram kadar ciğer, dana ciğeri, 50 gram kadar tereyağı ve tuz gerekiyor. Yapımına başlayalım tarifimize. Önce yapımını anlatarak başlamak istiyorum. Tavanın içine tereyağını koyacağım. Birazcık da tuzunu. Daha sonra da içerisine ciğerlerimi koyarak kızartacağım. Sadece afiyet olsun elinize. İçine tereyağımı atıyorum. Dediğim gibi 50 gram kadar tereyağını içine attım. Birazcık kızmasını bekleyeceğim. Daha sonradan da ciğerlerimi teker teker içerisine alacağım. Bol miktar tereyağında kızarması gerekiyor. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yani daha yağın daha lezzet verdiğini zaten hepiniz biliyoruz. Daha çok lezzet veriyor. Altını biraz daha kısıyorum. Tereyağın yanmasın diye çok az miktarda sıvı yağ ekledim ki tereyağı geçmek istiyorum. Ciğerlerimi şöyle sunum tabağıma alıyorum. Gerçekten çok sulu ve lezzetli görünüyorlar. Şimdi şöyle bir
dereotuyla. Şöyle tereyağını bırakacağım. Bunu da şöyle üzerine bırakıyorum. O görüntüyü görmenizi istiyorum çünkü yağ eriyecek. Gerçekten süper duruyor. Siz arzuya göre tabii karabiber koyarsınız, baharat koyarsınız, koymazsınız. O tamamen size kalmış. Evet, bugün sizlere tereyağında kızartılmış ciğer yaptım. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bu tarifi denemeyi unutmayın. Çok lezzetli oldu. Sunumu da hazırladım. Bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum. Ve sizlere bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de yukarıda yazıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi buradan selamlıyorum. Hoşçakalın, afiyet olsun.